Ulusal Kanal Ankara temsilcimiz ve kameramanımız şu an Ankara'ya bağlanacağız. Mustafa Kaya yaşadıklarını sizlerle paylaşacak. Evet Mustafa, neler söyleyeceksin, neler yaşadınız, senden alalım. Evet Sinan, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Şimdi hemen daha yeni gözaltından bırakıldık. Daha doğrusu şöyle, gözaltı salıverimi aynı anda oldu neredeyse. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söylediler ama ben şunu göstermek istiyorum. Aslında her şeyin özü bu. Şimdi anlatacaklarım da bu. Bu bir delil torbası. Şu an bu delil torbasının içinde bir gaz maskesi, bir basın mensubum ve Ulusal Kanal'ın gördüğünüz gibi mikrofonu var. Evet. Şu an yapılmak istenen işi de budur. Basın faaliyetini, halka gerçekleri anlatma faaliyetini suç haline getirmektir. O yüzden de bunu özellikle buraya getirmek istedim. Görüyorsunuz gaz maskesi ve belki canlı yayınları izleyen yurttaşlarımız, izleyicilerimiz biliyordur. Orada kullandığımız mikrofonumuz, Ulusal Kanal'ın kullanıldığı mikrofonu. İşte bu hale getirilmeye çalışılıyor Türkiye bugün. Bizim tutuklanmamız, bizim gözaltına alınmamız, işte bunların hepsi aslında şu sahne, şu torba her şeyi anlatıyor bu anlamda. Nasıl oldu onu yurttaşlarımıza tabii bilgilerini vermek gerekir. Bizler bugün zaten canlı yayında izliyorlardı izleyicilerimiz. Bir yayın faaliyeti yaptık. Kızılay'daki bu mitingin daha sonrasında yapılan o yoğun müdahaleyi, şok müdahalesini belki böyle adlandırmak gerekir. Şok müdahalesini an ve an Ulusal Kanal ekranlarından izleyicilere, Türkiye Cumhuriyeti'ne, tüm yurttaşları iletmeye çalıştık. Canlı yayında iletmeye çalıştık. Bir basın mensubu olarak görevimizi yaptık. Ulusal Kanal bütün çalışanlarıyla gece gündüz çalışıyor. Ben de Ankara temsilcisi olarak ben de oradaydım. Canlı yayını iletiyordum. Kameraman arkadaşım Serkan Bayraktar yine kameradaydı. Muhabir arkadaşımız Mehmet Kıvanç oradaydı. Yoğun bir faaliyet yürütüyorduk. Basın faaliyeti yürütüyorduk. Ekranlarda da izliyorsunuz zaten. İlk saldırı öyle başladı. Kameraman arkadaşımıza polisin plastik mermiyle göstericilere, yurttaşlara yaptığı saldırıyı görüntüleyen kameraman arkadaşımıza bir anda saldırı gerçekleşti. İtildi. İtilerek yere düştü zaten ve çok bütün cihazlarımız her an kırılabilirdi. Neyse ki kırılmadı. Hemen ardından evet, şu an o görüntüleri de izliyoruz. Ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. Evet, görüntüler ekranda şu an. Evet Mustafa, tekrar. Evet. Evet, devam edelim. Hemen ardından da zaten su sıkılmaya başlandı yurttaşlara. O sudan da nasibimizi aldık biz. Burada cesaret gerekiyor. Ne cesareti gerekiyor? Yurttaşa doğru haberi verme cesareti gerekiyor. Biz bunun için arkaya saklanmadık. Yurttaşların arasına gittik müdahale sırasında. An ve an oradan gerçekleri aktarmaya çalıştık. Sağ olsun orada da yurttaşlarımız büyük teveccüh gösterdiler. Sürekli Ulusal Kanal'ın yanındaydılar. Sürekli Ulusal Kanal'a destek verdiler. İşte bunu yaptıktan hemen sonra kanala doğru dönmeye başladı. Kanaldan da gideceğimiz yer semtlerde, şu an yurttaşlar sokaklarda yine. Semtlerde yapılan gösterileri, eylemleri takip etmekte. Zaten gün boyunca da haftalardır takip ediyoruz biz bu eylemleri. Tam ona gideceğimiz sırada Sığıya Ordu Evi'nin önünde iki tane sivil polis memuru. Bir tanesi, özellikle o bir kişi gerçekten dikkat çekicidir. Görüntüleri daha sonra çıkacak, yayınlanacak bizim oradaki durumumuz. Onları da göstereceğiz. Yurttaşlar çekti bu sefer. Bu sefer bizi yurttaşlar çektiler. Evet. O görüntüler var evet, elimizde. Evet Mustafa. İki bir polis şey soracağım. Bir anda bizim kan. Bir şey soracağım. Evet. Şimdi Mehmet de anlattı, siz gözaltındayken 3G ve kameranın polis tarafından alınmasına vatandaşlar engel olmuş. Onlar da yardımcı olmuş size. Evet. 3G cihazı ve kamerada hasar var mı peki? Kullanılamaz halde mi örneğin? Daha kamerayı tam ben de bakamadım, bir sıkıntı düştü şey oldu ama bilemiyorum ne kadar kullanılabilir veya ne kadar hasar vardır ama hasar olmamasını çok yoğun bir şekilde zorlayarak önledik. Yani bir anda kameraman arkadaşımızı kolundan tuttu ve polis memuru kimliğini de göstermeden alıp götürmeye çalıştı bizim yanımızdan. Biz hemen durdurduk, benim ısrarlı çabalarım sonucunda kimliğini gösterdi. Bakın biraz önce gösterdim, bizim Ulusal Kanal mikrofonunun logosu var. Ulusal Kanal yazıyor. Yanımızda kameralar var. Bizim keza kartlarımız var. Akreditasyon kartlarımız var. Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği akreditasyon, basın mensubu olduğumuzu gösteren kurum kartlarımız var. İlla her şey basın kartıyla değil tabii ki. Basın kartı başvurularımız da açık. Bunları almalarına, kimliklerimizi almalarına rağmen hiçbir şekilde geri adım atmadılar ve hazır gelmiş bir şekilde bir anda bir kişiyi gözaltına alırken iki oldu, üç oldu.
İşte o sırada da yurttaşlar etrafımıza toplandı. Tabii neden toplandılar? Ulusal kanal mikrofonu gördüler. Gerçekten çok yoğun bir kalabalık oldu bir anda polis memurlarının. Bir polis memuru aldı kimliklerimizi gitti. O sırada yoğun bir tartışmamız da oldu hatta öbür polis memuruyla. Ki o görüntüleri de yayınlayacağız. Orada yurttaşın nasıl ulusal kanalı bağrına bastığını, yanında durduğunu, nasıl ulusal kanala yurttaşın sahip çıktığında çok net göreceksiniz. Hemen ardından şunlar oldu. Bir anda çevik kuvvet ekipleri geldiler. Yurttaşları dağıttılar güç kullanarak. Ve ben daha avukatlarımızla konuşurken, bakın biz basın faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Alelade bizi kapıdan, oradan buradan gözaltına alamazlar. Bunu avukatlarımızla konuşmaya kalmadan o polis memuru yine oldukça fevri davranan bir memur. O polis memuru bir anda çevik kuvvet ekiplerine alın bunları şeklinde talimat verdi. Ve biz bir anda kollarımızdan tutularak elimizde mikrofon alınmaya çalışıldık. Hemen ardından terörle mücadele ekipleri geldi ve emniyete götürüldük. Tabii ne suçlama hakkımızda neler var hiçbir bilgimiz olmadan emniyete götürdük. Şunu bir açıklama yapılmadan. Emniyetteki polis memurları hepsi zaten yorgunlar, haftalardır çalışıyorlar. Herhangi bir şeyleri olmadı. Neyse prosedür onu uygulamaya çalıştılar ama olay neresinden bakarsanız bakın basın hürriyetine, Türkiye'de ifade özgürlüğüne bir aykırıdır, hakarettir. Böyle bir hakarettir. AKP iktidarının geldiği noktayı göstermektedir. Polis memurlarının burada suçu değil. Onun çok ötesindedir. Onlar da keza pek çoğu bu konuda sistemlerini de ilettiler. Peki, onu da söylemek gerekir. Mustafa onlar bir sorun daha olacak. Evet. Terörle mücadele şubesine götürülmenizin nedeni nedir? Neden terörle mücadele? Evet, biz salı verilene kadar terörle mücadele şubesine neden götürüldüğümüzün bilgisine sahip değildik. Bilgiyi de nedense vermediler. Ankara Savcısı Mustafa Bilgin'in hazırladığı bir taslak, yani bir çerçeve metin var. Tutuklama metni, başbakanlığı basmak gibi çeşitli suç isnatları var. Bu çerçeve karar üzerinden Ankara'da zaten hafta ay günlerdir gözaltılar gerçekleştiriliyorlar. Bizi de ilk gözaltımız onun çerçevesindeydi. Ama daha sonra tabii sayın milletvekillerimiz, onlara da teşekkür etmek isteriz bu ekranlardan, hemen harekete geçtiler. Sayın Dilek Akgün Yılmaz, Sayın Gürkut Acar, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Aylin Nazlı Hakkı sağ olsun telefonla ulaştılar bize. Sayın Emine Ülker Tarancı, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, o da oradaydı. Onların da tabii baskısıyla bir süre sonra olay daha kolay açıklığa kavuştu. Hemen yanımıza geldiler. Bir yanlış anlaşılma olduğunu sanırım Emniyet Müdür Yardımcısı yanımıza gelen. Söylediler, bırakılacağımı söylediler. Tam işte bırakılma tutanağımızı imzalarken biz suç isnadını görme fırsatı bulduk. Onunla açıklayalım. Anlatıldığına göre o tutanakta bize vermediler ama bir internet sitesi üzerinden bir yurttaş bilmiyoruz. Yayın yapıyormuş, polis burada, polis şu an şuraya müdahale ediyor şeklinde. Bizim de onlar olduğumuza dair bir bilgi emniyet kuvvetlerine iletiliyormuş. Ve onun ardından bunu değerlendiren emniyet kuvvetleri gelip bizi gözaltına alıyorlar. Ve daha sonra Mustafa, bizim basın mensubu ilgili bir sorum anlaşılmış. Olacak. Evet. Bir sorum olacak. Şimdi Akit gazetesinde yer alan bir habere göre eski istihbarat daire başkanı Bülent Orakoğlu, ulusal kanalın bu Taksim direnişiyle ilgili yaptığı yayınlarla ilgili savcılığın harekete geçmesini istedi. Bununla ilgili olabilir mi bu gözaltı, bu harekete geçme olayı? Açıkçası şudur, gösterilen neden bu da olsa her şey çok nettir. Her şeyi anlatan işte bu. Bu torba, delil tutana, delil torbası, içinde değil ulusal kanal mikrofonu her şeyi çok net olarak anlatıyor. Burada bir basın faaliyeti gerçekleştiriliyor, halka doğru haber veriliyor ve bunun karşılığı öyle veya böyle bu bahane veya şu bahane, bahane bulmadan kolay bir şeyleri yok zaten. Gelip o basın hürriyetine, basın faaliyetine gözdağı vermek, orada zorlamak. Ama ben orada polis memurlarına da söyledim, emniyet müdür yardımcısına söyledim. Bu ters teper. Yurttaş ulusal kanala sahip çıkıyor. Şu an Türkiye'de son bir haftadır birinci kanal, hiçbir kanal yanına yaklaşamıyor. Türkiye ulusal kanalı izliyor. Siz ulusal kanalın basın faaliyetine bu şekilde karşı koyamazsınız. İşte bir internet sitesi varmış. O internet sitesindeki olabilirmişiz. Dışişleri Bakanlığı akreditasyonu olan basın kartı bile nasıl ikna etmiyor emniyet kuvvetlerini, neyi anlayamıyorlar onu da çözebilmiş değiliz. Bakın biz meclise giriyoruz, her yere giriyoruz, Cumhurbaşkanlığı akreditasyonumuz var. Nereden anlayabilirler, daha ne gösterebiliriz? Bu açıkça bir gözdağıdır. Bakın evet. Çok ilginç bir şey, onu da anlatayım. Biz gözaltındayken başka gözaltına alınanlar da geldiler. Bir genç, bir yaşlı, orta yaşlı bir beyefendi, bir genç arkadaşımız geldiler. Biri durakta beklerken, diğeri de esnaf olup orada alınanlar. Dil dökmeye çalışıyorlar. Bizi neden aldınız diye.
Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir gözaltı alma terörü olabilir mi? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bile bakın bununla ilgili açıklama yaptı. Keyfi gözaltılar var dedi. Bir polis memuru bana şöyle açıklamaya çalıştı. Bizim çabamız provokatörlerle normal vatandaşı, normal eylemciyi ayırmak dedi. Tam tersini yapıyorsunuz dedim. İşte canlı örnek. 4 kişi var gözaltına alın. İkisi basın mensubu, ikisi de biri esnaf, biri genç. Hiç alakası yok ki. O iki işin olaylarla da alakası yok söylediklerine göre. Böyle bir durum. İleri faşizmden başka bir şey değildir. Basın hürriyetine saldırıdır. Sayın TGS Başkanı Ercan İpekçi de sanırım bir açıklama yapmış. Ona da teşekkür ediyoruz. Ulusal kanal Türkiye'nin vicdanıdır. Biz bu görevle hareket ediyoruz. Bir an bile durmayacak. Bu delil torbasına koydularsa mikrofonumuzu, gaz maskemizi biz bunu buradan çıkartırız. Mustafa. Ben de ona geleceğim. Mustafa, duyabiliyor musun beni? Evet. Şimdi evet, stresli bir gün geçirdiniz ama üzerinize düşeni de yaptınız her halükarda. 3G cihazımız hala kullanılabilir haldeyse nereden yayın yapacaksınız birazdan? Yayın yapmaya devam edeceksiniz. Olduğu gibi aynı şekilde, aynı hızda, tempoda. Aynı şekilde devam edecek, aynı yoğunlukta devam edecek. 3G cihazımız bozulmadığını biliyorum. Diğer cihazlarımıza, kameramıza bakacağız. Yoksa temin edeceğiz. Ulusal kanal gönüllüleri var, ulusal kanalın destekçileri var, sağ olsunlar. Telefonlarımız susmuyor. Biz yine yayınımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü bizim Türkiye'ye sözümüz var. Türkiye'nin vicdanıyız. Bugün eylemlerde üzerine gaz sıkılan, su sıkılan yurttaşlara bizim sözümüz var. Bugün hepsi geldi yanlarımıza, bizi tebrik ettiler. İzliyoruz dediler. Biz de dedik ki hiç merak etmeyin, her zaman yanınızdayız. Yurttaştan yana yayın yapmak Türkiye'de en önemli basın özgürlüğüdür. Bundan ötede bir basın özgürlüğü yoktur. Biz o görevimize ne olursa olsun devam edeceğiz. Şunu da eklemek isterim. Rize'de yaşanan olaylar bu iktidarın nereye doğru götürdüğünü Türkiye'nin göstergesidir. Eğer Türkiye'de basın özgürlüğü olmazsa, basın doğruları anlatmazsa işte birileri provokasyon şeklinde nasıl yurttaşlarımızın önüne sürülüyor daha net görülüyor. Türkiye'nin ulusal kanalı basın emekçilerine işte bu yüzden ihtiyacı var. Bugün o alanda bizim kameraman arkadaşımıza, Serkan arkadaşımıza üzerine itildi, düşürüldü. Başka arkadaşımızın sırtına gaz bombası atıldı. Yaralanan arkadaşlarımız çok fazla. Biz hepsi için vicdanı temsil ediyoruz. Onların patronları onları korumasa da biz buradan koruyoruz. Basın örgütleri var, sağ olsunlar, koruyorlar. Bu vicdana ihtiyaç var. Türkiye Rize'deki gibi provokasyonlara itilmeyecekse bu vicdana ihtiyaç var. Bu vicdan da ulusal kanalda bir gözaltıyla, bir işte bu sudan sebeplerle, bu tür girişimlerle asla susturulamaz, susturulmayacaktır da. Biz dediğimiz gibi gene canlı yayınlarla Ankara'dan, Ankara'nın yurttaşın sesini duyurmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimiz ekranlarında kalmaya devam etsinler. Onlar da bizi izlemeye devam etsinler. Evet, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Mustafa Kaya ve kameramanımız Serkan Bayraktar.